Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dördedeki çıkartmalar yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bir tane makas gerekiyor. Koli bandı. İsterseniz normal küçük selebant da olabilir. Böyle koli bandı seçtim. Bu arada koli bandının selebant gibi böyle şeffaf olması gerekiyor. Bir tane de böyle üzerine dördedek resimli olan bir kağıt gerekiyor. Dördedekten çünkü ben de bunu yapayım derim. Şimdi bundan bir tane karakter seçiyoruz. Mesela ilk önce bunu keselim. Hemen kesip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kestim şöyle. Arkadaşlar şöyle oldu. Bu arada arkadaşlar buraları az kolları az koptu. O yüzden böyle duracak. Şöyle bir tane lörbük oldu. Şimdi bir tane koli bandını alıyoruz. Ondan sonra da bunu eşit şekillerde keseceğim. Durun bir dakika. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu alıp ortadan yani bir tanesini şimdi böyle keseceğim. Şöyle kestim. Tamam. Şöyle kestikten sonra bunu da ortadan kesiyoruz. Ortadan kestim. Şöyle. Ondan sonra da Lörbebek resmini alıyoruz. Durun arkadaşlar. Yapıştı. Tamam mı? Çıkartayım. Aynen. Lörbebeği böyle yapıştırıyoruz. Ondan sonra diğerini de ters şekilde yapıştıracağız. Yani burası yapışkanlı yeri ters çevirip böyle yapıştıracağız. Yani yapışkan olmayan yeri tam bunun arkasına gelecek. Şimdi şöyle yapıştıralım. Oldu. Şimdi de böyle yapıştırdım. Şöyle. Ondan sonra bunu da onun yanlarından kesiyoruz. Hemen kesiyorum. Hemen kesip geliyorum. Arkadaşlar şimdi yapıştırdım şöyle. Arkası böyle yapışkanlı. Şöyle bir tane çıkartma aldım. Şimdi birkaç tane daha yapabilirsiniz. Şimdi bunu yapıştırmak için arkasına bir tane laylon hazırlayacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi hazırladım şöyle. Böyle bandları birbirlerine yapıştırdım. Şöyle bir de buraya yapıştırdım bunu da. Şöyle. Şöyleden çıkartma oldu arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tane daha. Bunu buraya atacağım ve birkaç tane daha gelecek. Arkadaşlar şimdi böyle 4 tane falan yaptım. Zaten bunu siz de yapmıştım. Şöyle bunu hepsini göstereceğim. Şöyle yapıştırayım bir tane şöyle. Bir böyle. Bir tanesi şöyle. Bir tanesi de şöyle. Arkadaşlar yorumlara çıksa hangisi daha güzel olmuş onu yazın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.